İlk yarıda iki yenilmeyen takım vardı. Biri Boluspor, biri Gençlerbirliği. Boluspor'un yenilgisi Gençlerbirliği'ne başladı. Ondan sonra inişler çıkışlar. Bugün Gençlerbirliği'nin karşısındaydınız. Enteresan bir maçtı. Eski dostuz. Ankara gücünden gelen bir arkadaşlığımız var. Senden bir maçın değerlendirmesini almak istiyorum. Gerçekten bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Çünkü playoff grubuna yaklaşmamız gerekiyordu. Bunun için de puanla dönmemiz gerekiyordu. Çünkü önümüzdeki hafta bir Karabük maçı var. İnşallah oradan da 3 puan alıp yukarıdaki makası biraz daha daraltmak istiyorduk. Maçın başında karşılıklı pozisyonlar oldu. Ama öne geçen taraf onlardı. Gerçekten Alper çok güzel bir gol attı. Neticesinde daha sonra rakip takımın hakemi aldatmaya yönelik hareketlerinden dolayı 2 tane kırmızı kart gördüler. Takımlar eksik kalınca biz de birbiri yakaladık ama öne geçmek istiyorduk. Galip gelebileceğimiz maçtı. Sonuç olarak birbiri beraber ayrıldık. Gençlerbirliği'ne de başarılar diliyorum. Ümit, Ankaracığım'ı takip ediyor musun? Eski evi. Evet, evet ediyorum. Oraya ne söylemek istersin? Bu senede yine biz onunla mücadele eder, yine ligde kalma mücadele söylüyorlar. En son Süper Lig'de o mücadelede sen de vardı. Evet. O psikoloji çok daha kötüydü, çok kötü bir zamanlardı. Şimdi nasıl görünüyor Ankaracığım? Ankara Gücü ikinci yarı gerçekten çok kaliteli bir kadro kurdular. İyi galibiyetler aldılar. Gerçekten iyi bir takımları var, kaliteli bir kadroları var. Öncelikle şunu aydınlatmak istiyorum. Ankara Gücü'nde oynadığım dönemde ayrılırken o dönemki yönetimdeki insanların bana karşı taraftarın cephe almasını istemelerinden dolayı, kendilerini aklama çabalarından dolayı bana karşı bir algı var. Kesinlikle ben şunu belirtmek istiyorum sizin aracınızla. Benimle alakalı Ankara Gücü'nün ayrılırken benden kaynaklı hiçbir sıkıntı olmadı. Kesinlikle o dönemin yöneticileri ve başkanlarından kaynaklanan bir durumdu. Benim Sivasspor'a bonservisle transfer olmam, onlara para kazandırmam gerekiyordu. Ama bunu beni göndererek, beni ortaya atarak yaptılar. Bunun neticesinde taraftar tabii beni kötü biliyor. Ama ben kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Hiçbir zaman benim ağzımdan hiçbir yerde Ankara Gücü'nde kesinlikle bir daha forma giymem gibi bir kelime çıkmamıştır. Bunu da sizin vesilenizle söylemek istiyorum. Ben de biraz da bunun için uzatmıştım kafanı. 19 Mayıs stadından sonra yeni staddayız. Sen de bu stadda ilk kez maç oynadın. Ankara Gücü maçında da çok bambaşka bir atmosfer oluyor. Hayal tahmin ediyorsun, hayal ediyorsun. Kesinlikle. Ne diyorsun, Ankara Gücü bu sene ligde kalacak mı? Ben kesinlikle Ankara Gücü'ne güveniyorum, bu sene ligde kalır. O kadroyla Mustafa Hoca da gerçekten başarılı. Kesinlikle kümede kalırlar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.